Herkese merhaba. Bugünkü videoda sizlere farklı bir konudan bahsedeceğim. Her zaman yaptığımız gibi bir gezi yerinde değiliz ya da bir piknik ya da kamp yapmıyoruz. Bugün bizim Samsun'a taşınmamızın birinci yıl dönümü. Gerçekten dolu dolu bir yıl geçirdik. Bir yıl içerisinde neler yaptık, insanların bize tepkileri nasıldı ya da buradaki insanlarla neler yaşadık, taşınırken neler yaşadık, şu anda neler yaşıyoruz ve bir yıl içerisinde neler oldu, neler değişti, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları paylaşmamın en büyük nedeni ise birçok insanın bulunduğu şehirden, sadece İstanbul değil, bulunduğu şehirden taşınmak isteyip buna cesaret edememesi. Eğer bir şehirdeyseniz, orada mutlu değilseniz, burası doğu, batı, güney ya da kuzey, herhangi bir yer ya da dünyanın neresindeyseniz, taşınmak istiyorsanız çok radikal bir karar, çok büyük bir karar ve cesaret isteyen bir karar. O yüzden öncelikle kendinizi tebrik edin. Böyle bir şey düşündüğünüz için tebrik edin. Böyle bir şeye cesaret etmek için kendinize soru sorduğunuz için bile tebrik edebilirsiniz. Ve böyle bir şeye kalkışıp bunu gerçekleştirirseniz kendinizi çarpı 10 tebrik etmenizi öneriyorum. Çünkü bu çok büyük bir karar ve herkesin yapamayacağı bir şey. Ama bazılarımız bilmiyorum o adımı nasıl atabiliyor. Atıyoruz ve biz de böyle bir şey yaptık. Bir yıl önce 4, o zaman 3 yaşındaydı. 3 yaşındaki oğlumuz ve eşim, ben hep birlikte kalktık İstanbul'dan ve Samsun'a geldik. Hiçbir şekilde kimseyi tanımıyoruz. Sadece bir tane arkadaşım vardı ama o da kendi işindeydi. O yüzden ev bakmayı tek başımıza yapmamız gerekiyordu. Burada hiç kimse yok. Tanıdığımız hiç kimse yok. Ailemiz burada değil. Gerçekten düşündüğüm zaman diyorum ki nasıl böyle bir şey yapabildim? Ama önceden nasıl yaptım ki dediğim adımlar şu an beni bulunduğum noktaya getirdi. Bu yüzden çok mutluyum. Şöyle düşündüğüm zaman kesinlikle bir insanın sadece internetten araştırıp böyle bir yere taşınması biraz riskli olabilirmiş. Biz bu riski aldık ve sonucundan mutluyuz. Umarım herkes için aldığınız bütün riskler mutlu eder sonucunu. Biraz araştırma yaptık ve dedik ki biz Atakum'da yaşayabiliriz. Mevcut işlerimizden ayrılırsak oradaki işler, orada iş bulabiliriz. Çocuğumuzu gönderebileceğimiz çok güzel kreşler var, çok güzel okullar var. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdik. Ve bir yıl önce tam Eylül'ün 1'inde bütün eşyalarımızı buraya Eğer bir nakliye firmasıyla anlaştıysanız sizin eşyanızın yanına başka bir kişinin eşyasını daha alacak mı? Yoksa sadece sizin eşyanızı mı götürecek? Sizin eşyanızı aldıktan sonra kaç gün içinde yola çıkabilecek ve bulunduğunuz, gitmek istediğiniz yere kaç günde götürecek? Bunların hepsini detaylıca konuşmanızı öneriyorum. Çünkü nakliye firmaları aynı emlakçılar gibi bazı bilgileri saklıyor diyeyim, söyleniyor. Yani gittiğimiz yerlerden biri Çakırlar Korusu, Tekkeköy Mağaraları, Çıraklı Şelalesi. Buralarla ilgili yorum sunmak istiyorum. Çünkü paylaştığımız videolarda sadece anılarımızı paylaşıyoruz. Hiçbir şekilde yoruma yer vermiyorum. Ama bugünkü videoda size yorumda sunacağım. Ve aynı zamanda Serdar geldi. Mevzu şu Serdar'cığım. Serdar aramıza katıldı ve sorularımıza cevap verecek. Buraya taşındığımızda gezdiğimiz ilk yerlerden birisi Madam'ın kahvesi olmuş. Sence? Şu Alaçatı görünümlü yer değil mi? Tamam, güzel bir yerdi. Güzel bir mekandı. Ortam sessiz, sakindi. Şimdi bizim burada ilk gittiğimiz yerlerden ikincisi Kent Ormanı'ymış. Kaç kere gittik? 3-4 kere gitmişizdir. İlk gittiğimizde aşırı bakımsızdı. Sonrasında sağ olsun bizim muhtarımız da çok çalışkan bir muhtar. En son gittiğimizde de yani gayet güzeldi açıkçası. Ama şehrin ortasında hiçbir şekilde şehir gözükmüyor. Ağaçlardan hiç yani etrafı göremiyorsunuz. Gezdiğimiz yerlerden biri Sultangil'de gittiğimiz Kocadağ. Macera dolu Kocadağ. Serdar, Kocadağ'a yazın gidecektik. Neden gitmedik? Ne bileyim, üşendik herhalde. Bilmiyorum neden gitmediğimizi. Kışın güzel oldu ama. Yani sobayı yaktık falan. İyi oldu. Sağ olsun elim cebimde takıldım biraz ama Rıdvan orada plastik zincirleri falan taktı. Güzel oldu yani. Öyle bir şey. Ama güzel bir maceraydı. O zaman Eylül ayına Kocadağ'a yazıyorum. Sen yazdın. Nasip olursa gideriz. Tamam. Gideceğiz demek oluyor bu. Samsun'a taşındığımızdan beri kaç kez sahile gitmişizdir sence? Ne bileyim, hiç saymadım ya. Ama bayağı gittik. 100'den fazla inmişizdir yani. Aa evet, 100'den fazla inmişizdir. 2 gün hep sahile iniyorduk zaten. Daha her gün. Her gün gidiyorduk. Akşamları da yürüyüşe gidiyorduk. Sence sahille kaç kez gün batımı izlemişizdir? Bilmiyorum, hiç tahminim yok o konuda. Gezdiğimiz yerlerden birisi de Çakırlar Korusu. Oraya da çok kez gittik. Orayla ilgili düşüncelerini de alacağım. İlk gittiğimizde sonbaharda gitmiştik galiba. Gayet güzeldi. Kimsecikler yok. Yani öyle çok kalabalık değildi.
Yani ortam da güzeldi ve dinlenecek alanlar vesaire bayağı iyiydi. Özellikle iç kısımlarda vesaire hani oturduğumuz alanlar çok güzeldi. Sonraki gittiğimizde ama mangal dumanından, hadi mangal dumanı çok mantıklı, bir şey diyemem ona. Ama yani son ses müzik açıp ayar oluyorum onlar. Ya kalabalık ortamdasın. Kendini aç, kendini dinle. Niye yani bütün milleti dinletiyorsun? Çok güzel kuş sesleri var. Evet, böyle şeyleri düğünlerde, derneklerde yapmak lazım bence de. Şimdi bence buna çok güzel yorumların olacak ve biraz uzun bile konuşabilirsin. Gezdiğimiz yerlerden birisi Kızılırmak Deltası. Güzel bir mekandı ama o zamanlar ilk Alp'le gittiğimiz için birazcık erken zamanda gitmiştik. Yolda uyumuştu. İnerken de böyle sarhoş gibiydi. Böyle mölül mölül bakıyordu. Haliyle mecbur kucağımda taşımak ve arabayla taşımak zorunda kaldım onu. Haliyle oranın zevkini çok çıkaramadım açıkçası ama Eylül'e o zaman Kızılırmak Deltası yazıyor. Yazabilirsin orayı, ben sevmiştim. Çünkü ortamı güzeldi, etrafı güzeldi. Hani böyle bisiklete binmelik, ne bileyim farklı farklı etkinlik yapmak için güzel imkanları vardı. Değerlendirilebilir yani. Bir kere daha gidilebilir. Gezdiğimiz yerlerden birisi. Bu arada bunları yani cumartesi bir yere, pazar bir yere gitmişiz. Öyle Tekkeköy mağaraları. Yine tadını çıkaranlardan biri sendin. Onu biz Alp'e çıkaramadığımız için Alp orayı çok fazla yürüyemedi. Haliyle biz aşağı indik, parkta oynadık. Sen gezdiğin için orayı sen anlatacaksın, ben değil. Tekkeköy mağaraları çok güzeldi. O üst kısmında oturup kahve içtim ve çok sakindi. Harikaydı. Sadece etrafta çöp vardı. Lütfen çöp atmayın. Öyle yerlere gittiğinizde çöpünüzü yanınızda taşıyın. Bir çöp gördüğünüzde de atın. Gezdiğimiz yerlerden birisi. Bayağı biz doğru gitmiştik buraya da. Sence nereden bahsediyorum? Çıraklı Şelalesi. Ya aslında zor gitmedik. Çok güzel gittik oraya. Yolu falan çok güzeldi hatta. Yanlış. Eylül'e yazayım mı? Yazma. Ne sürekli yazıyorsun oraya? Ekim'e yazayım. Yolu güzeldi aslında Çırakların. Bayağı da iyiydi. Sadece tek bir yerde zorlandım. Oradaki yetkili bir abim, yani millet buradan daha kısa yoldan geliyor diye bir kısa yol koymuş oraya. Soldan yönlendiriyor. Tarlanın içinden gidiyorsun. Halbuki insanları normal yolundan şaşırtmasa, düz yolda asfalt varmış. Oradan daha rahat inerlermiş yani. Çok kötü bir yoldu. Tam bir köy yoluydu. Aşınmış, böyle selden mahvolmuş. Çok kötü bir haldeydi. Bence de orada tabelaları takip etmeyin. Navigasyonla gitmek daha mantıklıydı. En güzel yerlerden birisini söyleyeceğim şimdi. Soracağım sana. Sarı Gazel Tabiat Parkı. Yol kenarında Mayıs'ta gibi. Mayıs'ta harikaydı. Evet. Yol kenarında gibi düşünüyorsunuz ama şöyle ki 19 Mayıs'tan azıcık ileri gidip hemen solda kalıyor. Yol kenarında arabalar geçiyor ama arabaların sesini zaten çok rahat yani duymuyorsunuz yani. Birazcık daha iç kesimlere gittiğinizde ileride böyle yemyeşil bir ortam sizi karşılıyor. Ve hani öyle araba sesi falan gelmiyor. Çok nadir yani. Onunla zaten kuş sesleriyle devam ediyorsunuz. Bence gayet güzel. Dediğim gibi birazcık erken gitmekte fayda var. Öğleden sonra gidince yer bulamayabilirsiniz. Peki bir yer daha soracağım sana. Buna da yine bayağı böyle yakın tarihlerde gitmişiz. Tekrar buraya gitmek ister misin bilmiyorum. Asarkale mezarları. Valla iyi, güzel, hoş ama gitmem herhalde ya. Çok uzak. Etrafında yapacak hiçbir şey yok. Yani bir yer bulacaksın da gireceksin de içine, oturacaksın da piknik yapacaksın da bilmem ne. Gittiğimiz yola değdi mi? Ha, bir yer bulduğumuz için değdi ama başka zaman tekrar ziyaret eder miyim? Tartışılır ya. Gitmem. Oranın üst noktasına çıkmak istiyorum ben. O barajı gören yüksek bir konum varmış. Oraya çıkmak istiyorum. İsteyebilirsin ama gider miyiz bilmiyorum. Bence gideriz diye düşünüyorum. Yani. Şimdi senin hiç sevmediğin ama benim en sevdiğim gezi yerine geldin. Nebiyan. Evet. Nebiyan. Aslında sevdiğim bir yer de yani gidene kadar problem, gittikten sonra rahatlık diyebiliriz aslında da. Çünkü orada ortam bayağı iyiydi. Ağaçların altındasın, böyle mis gibi, hiç hani güneş alan yerin yok. Kamp yapmak için. Aynen öyle. Kamp yapanlar var bilmem ne. Ateş yakmak için bile yerde bir sürü herkes ocağını dizmiş oraya. Gayet güzel bir ortam. Ama yol git bitmez mi ya? Hiç bitmedi yol. 1,5-2 saati var yani kafada. Şimdi Serdar'cığım, yaz dönemi gelmiş. Yani en son Nebiyan'a gitmişiz ve yaz dönemi gelmiş. Biz hafta sonunu hep sahilde, plajda geçirmişiz. Samsun'da, Atakum'da plaja girme yeri neresiydi girdiklerimiz içerisinde? Ve burası sence deniz turizmi için tercih edilebilir mi çevre illerden? Tercih edilebilir tabii. Niye edilmesin de? Biz çok sınırlı yerlerde girdiğimiz için hani bu İncesu taraflarında pek nasip kısmet olmadı. Ne zaman gitsek hep bir dalga malga vardı. Hani Terme tarafları da çok övülüyor. Bir türlü gidemedik oralara ama 3-5 yere gittik. En güzeli yani zaten bu taş ocağın az ilerisindeki ortamlar oldu. Yani diğer taraflarda hem çok dalga daha belirgin, hem derinlik vesaire vardı. Hem de böyle kumlar
vuruyordu kıyıya. İnce su tarafı. İnce suyu çok övdüler. Orada giremedik zannedersem biz. Ha, bir kere gittik girdik. Orası da güzeldi ama o gün de çok dalga vardı. Yani Samsun'un özelliğinden midir nedir bilmiyorum. Hafta içi yanıyor. Polis okulunun orada bir ara varmış. Oradan girip o sahilde girdiğin zaman dalga kıranlar varmış ve orada denize girmek muhteşemmiş Serdar. Bilmiyorum. Yani biz ne zaman gittiysek bilmiyorum hafta sonuna mı denk geldi nedir? Hunharca dalga var denize girmeye yasağı geliyor. Hafta içi yanıyorsun ama hiçbir şey olmuyor bilmiyorum. Girenlere bir şey de diyemiyorum yani. Ama şehir dışından gelecek olanlar bir kere zaten Samsun Valiliği'nin açıklamalarını bir kere takip etmeleri lazım. Dün bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Samsun'a denize girmek için denizin gönlü olması gerekiyor. Şimdi Serdar'cığım, Instagram'da paylaştığımız videolarımıza bazı yorumlar geldi. Birkaç tane sana bunlarla ilgili soru soracağım. Hazır mısın? Ya o videoyu çok abarttılar yani. Sanki köye mi geliyorsunuz işte bilmem ne. Biz de biliyoruz Samsun'un güzel olduğunu. Yani seçtik, geldik, araştırdık herhalde yani tamam. Biz de. Ama birisi yorum yapmış. Demiş ki, hoş geldiniz. Ben de 11 ay oldu taşınalı. İstanbul'un karmaşasından kurtulduk çok şükür. Ne güzel demiş. Ağzına sağlık hocam. Yemek videoları yapan abimizdi değil mi o? Doğada yaşayalım. Evet. Samsun 3 haneli dağ köyü sanki ne komik başlık. Güzel kardeşim. Canını yediğimin güzel kardeşi. Biz de biliyoruz Samsun'un güzel olduğunu. Zaten o yüzden geldik yani. Sadece videonun bu kadar böyle yanlış anlaşılacağını da düşünmemiştik. Araştırdık, gelmişiz, güzel demişiz. Bize böyle söylenmişti. Bunu yazmak istemiştik biz. Ama videolarda da zaten fark ettiyseniz Samsun'u güzel güzel tanıtmaya çalıştık biz de elimizden geldiğince. Samsun 3 haneli dağ köyü sanki ne komik başlık yazmış ya. Hı. Samsun sence 3 haneli bir dağ köyü mü daha mı fazlası? Senin yorumun soruyorum. Bir senedir buradayız. 3 haneli dağ köyünün açıklaması ne? Onu bir öğrenme şansımız var mı? Onu bilemiyorum. O yüzden bunu geçelim. Hadi çevreniz öyle dedi. Allah aşkına hiç mi coğrafya bilginiz yok? Samsun'u Doğu Anadolu'da bir mezra mı sandınız? Be ya, bir tövbe ya. Ne anlatıyoruz biz 2 saattir? Aynı şeyden bahsediyoruz işte. Küçük şehir yazmışsınız. Samsun büyük şehir. Ben Samsun'un pek yüz ölçüm olarak büyük olabilir ve kalabalık bir şehir. Evet. Ama tam büyük bir şehir ve metropol gibi bir şey diyemeyiz yani burası için bence. Ya büyük bir şehir değil bence. Hoş geldiniz. Her şehir her insanın beklentisini karşılamayabilir ama Samsun gerçekten yaşanacak illerden biri. Size şans getirir umarım. Dediklerine kesinlikle katılıyorum. Ne alaka ya o başlık? Ne yani gençsiniz Samsun'da ne yapacaksınız ne demek? Yorum yapmayacağım artık. Şöyle şu alaka aslında gençsiniz Samsun'da ne yapacaksınız dediklerinde Samsun'da biz bunu yapıyoruz gibi göstermiştik. Yani doğanın içindeyiz ve burada her yer doğa, doğal güzellikleri var ve geziyoruz anlamında söylemiştik. Siz zaten emekli hayatı yaşıyorsunuz gibi. Evet. Allah'a çok şükür diyebilir miyiz? Ben gurur duydum bununla. Ben de. Yani bunca zaman bırakın İstanbul'un kaosunu yaşamış bir insan evladı olarak yani bırakın da birazcık biz de emekli hayatı yaşamış gibi olun. Buraya ben taşınmak için kaç defa geldim, araştırdım, ettim. İnsanların akşam vakti sandalyelerini alıp sahilde oturup kafalarını dinlediği senaryoları görünce insan tabii bir emekli hayatı yaşamak istiyor. Biz burada İstanbul'da eve gitmek için kaç saat yollar çektik bilmem ne. Burada 15 dakika insanlar için uzak mesafe kabul ediliyor. Bizim için 15 dakika canını yediğimin hızlı bir zaman şeyiydi yani. Burada bırakın da birazcık emeklilik hayatı yaşıyormuş gibi de olalım yani. Bu anı çok bekledik çünkü. Fedakarlık da yaptık. Yapmadık değil. Evet. Bu yaşta emeklilik hayatı yaşıyorsak o zaman ileride daha güzel bir hayat yaşayacağız demek oluyor bu. Allah isteyen herkese nasip etsin böyle bir yaşamı. Gerçekten diyorum yani her insanın bir doğaya, denize, bir kafa dinlemeye ihtiyacı var. Zaten herkes gün içerisinde sinirden, stresten, çalışma koşullarından bıktı. Ama bir akşam çıkıp bir dinlenmek, yürüyüş yapmak iyi gelir herkese. Keşke sizin yerinize biz Samsunluların tayini Samsun'a çıksa. İnşallah nasip olur yani ne diyeyim. Bizim tayinimiz buraya çıkmadığı için böyle bir bilmiyorum. Buna cevap veremeyeceğim. İş sorunu kesinlikle var. Açıkçası ben işten ayrılmaya korkmuştum. Şu an uzaktan çalışıyorum ama yeni bir iş imkanı çok sınırlıydı. Ya da bu tarafta benim yapacağım işi yapan çok sayılı iş yeri vardı. Ama maaş konusunda evet birazcık problemlerimiz vardı. İstanbul'da olsaydım iş arama sürecini yani çok daha rahat geçirebilirdim ve hani teklifler de vardı yapamamış. İş imkanı dediğim gibi gerekirse 5-10 eksik olsun umurumda değil. Kafamız rahat olsun ve burada yaşamaya devam edelim açıkçası. Umarım herkes aklındaki, kalbindeki her şeyi başarır ve gerçekleştirir.
siz de taşınmak istediğiniz bir şehirde yaşıyorsanız bence kesinlikle kendinize, deneyimlerinize bir fırsat verin ve o yola çıkın derim. Bu video bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki video tabii ki bir gezi yeri olacak. Bundan sonra keşfetmeye, gezmeye, kampa, pikniğe devam. Samsun'u bizimle birlikte gezmek isterseniz bizi takip edebilirsiniz. Videomuza yapacağınız her yorum, beğeni, etkileşim bizi daha çok motive eder ve daha fazla video paylaşmak için de cesaretlendirir. Şimdilik bugünlük bu kadar. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.